Dünyamızda ziyaret edilebilecek sonsuz sayıda büyüleyici mekanla birlikte hayranlık uyandıracak çok sayıda muhteşem tarihi eserler var. Etrafınızdaki güzellikleri görmek için ihtiyacınız olan tek şey merak. Doğa size kendini nefes kesen manzaralardan bir buzağının şirinliğine kadar sayısız şekilde gösterir. Bu programda mucizevi mavi gezegenimizin olağanüstü güzelliklerini sizlere sunacağız. Böylece bu mucizeleri sizler de bizimle beraber keşfedebileceksiniz. Bugün doğanın daha fazla mucizesini aramak için Meksika'nın güneybatısındaki sahil eyaleti Veracruz'a doğru yola çıkacağız. Yerel olarak yetiştirilen orkidelerin inanılmaz renklerine hayran kalacak, vanilyanın nasıl yetiştirildiğini öğrenecek ve esmer şekerin nasıl yapıldığını keşfedeceğiz. Her şeyin ötesinde olağanüstü bir ritüele tanık olacağız. Daha sonra Karayipler'deki Cayman Adaları'nı ziyaret edeceğiz. Bu üç ada yüz ölçümü bakımından nispeten küçüktür. Ancak deniz kaplumbağaları, dost vatozlar ve diğer balık türlerinin yanı sıra büyüleyici mavi iguanalar gibi bazı olağanüstü hayvanların yaşadığı yerlerdir. Veracruz florası muhtemelen tüm Meksika'daki en çeşitli floradır. Veracruz özellikle orkideleri sayesinde dünya çapında tanınmıştır. Sierra Madre Oriental eteklerinin ormanlarla kaplı manzarası yabani orkideler için ideal bir yaşam alanı oluşturur. Burada 400'den fazla orkide çeşidi bulunmaktadır. Bu orkideler burada yetiştiriliyor ve bu da Veracruz halkı için birkaç iş fırsatından biri. Her çeşit boyut ve renkteki orkideler dev seraların yanı sıra açık hava çiçek bahçelerinde de bulunabilir. Bu çiçeklerin tropikal türleri ısıya ve yüksek neme ihtiyaç duyar. Orkidelerin birçoğu büyük ölçekte dünyanın geri kalanına ihraç edilmektedir. Genç bir botanikçi olan Claudio, bu işe olan sevgisini 40 yıl kadar önce orkide yetiştirmeye başlayan anne ve babasından miras almış. Ona göre orkideler için ideal mikroiklim yerden 10 metre yükseklikte. Çünkü ağaçlar burada doğal bir gölge yaratıyor. Claudio'nun bahçesinde orkideler için mükemmel koşullar var ve çiçekler burada gelişiyor. Eski bir yerel efsane iki aşığın ölümünü anlatır. Kısa süre sonra aşıkların öldüğü yerde garip bir çalı büyümüş. Bir sabah çalının üzerinde göz alıcı bir çiçek açmış ve etrafı büyüleyici bir aromayla doyurmuş. Bu vanilyaydı. Güzel çiçeklerin yanı sıra kokulu baklalarda üreten bir orkide. Başlangıçta bugünkü Veracruz'da yaşayan Totonac Kızılderili kabilesinin insanları bu baklaları kakao çekirdeklerinden yapılan en sevdikleri içkiye kattıkları bilinmektedir. Meksika 20. yüzyılın ilk yarısına kadar vanilyanın tek üreticisiydi. Tek bir yerel arı ve birkaç çeşit sinek kuşunun aksine insanlar vanilyayı yapay olarak tozlaştıramıyordu. Günümüzde vanilya yapay olarak cam kaplarda da yetiştirilmektedir. Polenlerin bulunduğu ercik ile stigma arasındaki bölmeyi bozmak için önce çiçek kesilerek açılmalıdır. Daha sonra birbirine bastırılarak kendi kendine tozlaşma sağlanır.
Kasım ayında hasat edildikten sonra vanilya kabukları tipik aromalarını korumak için dönüşümlü olarak güneş ışığında ve gölgede kurutulur. Eski Meksika uygarlıkları vanilyanın aroma iyileştirici özelliklerini biliyor ve tıpta yaygın olarak kullanıyorlardı. Güzel kokulu kapsüller hala her türlü figür ve şekilde yapılmaktadır. Vanilya en yaygın olarak mutfakta kullanılır. Genellikle salatalara, çorbalara ve hatta içeceklere eklenir. Geleneksel yerel yemeklerden biri de vanilya soslu alabalıktır. Yerel halkın çoğunluğu Katoliktir. Ancak Katolik inancı genellikle geleneksel Meksika mitleriyle birleştirilir. Binlerce yıldır Veracruz'un en kuzeyinde Huastek kabilesi yaşamaktadır. Yerel bir kasabanın adı olan Çikontepec, Huastek dilinde yedi tepecik anlamına gelmektedir. Kasaba bunlardan birinin eteğinde yer almaktadır. Geleneksel tıp, yerel halkın çoğu için batı tıbbından çok daha erişilebilir ve daha güvenlidir. Birçok yerlinin yetkili bir doktordan ziyade bir şamandan yardım alma olasılığı hala daha yüksek. Bir şaman, zehir giderme işlemine her zaman Tanrı'dan hastayı iyileştirmek için kendisine izin vermesini isteyerek ve karşılığında ona kurbanlar sunarak başlar. Ancak o zaman iyileşme sürecini başlatabilir. Primero Dios, con la cato, pase mi la suerte, pase con la suerte, pase bastante, cuando me tiene mi vista, mi paciencia, mi esperanza, para más que pasarle, para más que pasarle, no te quise caer. Kendine özgü bir sunak, Hristiyanlık unsurlarının yerel geleneklerle harmanlandığını gösterir. Hasta bir mum yakarak minnettarlığını sunar. Huastek halkı, atalarından miras kalan başka geleneklere de sıkı sıkıya bağlıdır. Tarımsal üretim bunlardan biridir. Çikontepec meydanındaki pazar yerinde, çevredeki tarlalarda yetiştirilen çok çeşitli ürünler sunulmaktadır. Panela olarak da bilinen şeker kamışı, pazarda sıklıkla satılan ürünlerden biridir. Kristof Kolomb'un onu Amerika'ya ilk getirmesinden bu yana Veracruz'daki en önemli ürünlerden biridir. Yerel pazarda satışından önce uzun bir süreç yaşanır. Uzun şeker kamışı sapları elle toplanır ve daha sonra büyük demetler halinde bağlanarak değirmene getirilir. İlk bakışta öyle görünmese de Çikontepec'teki değirmenin modern bir değirmen olduğu düşünülmektedir. Veracruz'un pek çok yerinde değirmenler hala katır ya da eşek gibi hayvanlar tarafından çalıştırılmaktadır. İşlem oldukça basittir. Saplar mümkün olduğunca çok tatlı suyu dışarı çıkaracak şekilde ezilir. Bagasa, yani preslenmiş artıklar israf edilmez. Elde edilen meyve suyuyla kazanın altındaki ateşi beslemek için kullanırlar. Önce meyve suyu birkaç saat pişirilir ve ardından sıvı şekerin katılaşması için aynı süre beklenir.
Tamamlanan tatlı kozalaklar şeker kamışı yapraklarına sarılır ve pazara götürülür. Erkekler şeker rafinerisinde çalışırken kadınlar geleneksel halk kıyafetlerini işlemekle meşgul. Erkekler genellikle çeşitli enstrümanlarla müzik çalarak vakit geçirirler. Geleneksel yerel müzik jarana olarak biliniyor. Gök gürültülü kuşların yeri anlamına gelen Papantla kasabası, kuşların dansı ya da Voladores olarak adlandırılan eski bir ritüelin gerçekleştirildiği yerdir. Kasabanın üzerindeki tuhaf heykel de geleneği sembolize ediyor. Bu eşsiz ritüel 6 yaşından itibaren çocuklara öğretiliyor. Cruz Ramirez şu anda çocuklara ritüelin ilkelerini açıklıyor. Ona göre işin sırrı akrobatik yeteneklerde değil, ruhsal dengede. Uzun bir eğitim gerekiyor. Öğrencilere kendilerini sıkıca bağlamaları öğretiliyor ve ardından baş aşağı sarkmaya alışmaları sağlanıyor. Başlangıçta çok yüksekte değillerdir. Artık korkmadıkları zaman, ki bu nabızları kontrol edilerek doğrulanır, yukarı tırmanmalarına izin verilir. Birçok farklı kültür, Orta Amerika'nın her yerinde benzer ritüeller gerçekleştirmiştir. Ancak sadece Papantla'da değişmeden kalmıştır. Papantla'nın yerlileri olan Totonek Kızılderilileri, bu ritüel uçuşu her yıl sadece bir kez, Ekim mevsiminden önce gerçekleştirirlerdi. Günümüzde ise tüm yıl boyunca yapılmaktadır. Her ritüel, toprak tanrıçasının sunağının yanındaki bir tapınakta başlar ve biter. Voladores önce onun korunmasını ister ve sonra teşekkürlerini ifade eder. Günümüzde Voladores, seyircileri daha fazla etkilemek için geçmişe kıyasla daha yüksek direkler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Orijinal direk 18 metre yüksekliğindeydi. Ve her katılımcı bir atlayışta direğin etrafında 13 kez dönmeyi başarıyordu. Sayılar büyük olasılıkla 13 sayısının önemli bir rol oynadığı ve kutsal döngünün 52 yıldan oluştuğu Maya takvimine karşılık geliyordu. Müzisyenin rolü çok önemlidir. Tüm zaman boyunca güneş için çalar. En son tırmanır ve oraya vardığında tüm ana yönlere dönerek güneşe, dünyaya, aya ve yağmura hitap ederek uygun koşullar ister. Ritüelin doruk noktası uçuşun kendidir. Bellerine bir iple bağlanmış, kollarını kanat gibi açmış adamlar yere iner ve tarlalarına bol sıcaklık ve su gelmesi için yalvarırlar. Kuşların uçuşunu taklit eden bu adamlara ve tüm Veracruz eyaletine veda edelim. Karayip Denizi'nde, Jamaika'nın kuzeybatısında, tüm dünyada vergi cenneti olarak bilinen 3 ada yer almaktadır. Cayman Adaları'na hoş geldiniz. Doğası da aynı derecede dikkat çekicidir. Özellikle de çeşitli büyüleyici hayvan türleri nedeniyle. Las Tortugas, Kaplumbağa Adaları.
Bu Cayman Adaları'nın orijinal adıydı. Kuzey şeridinde muazzam deniz kaplumbağası sürüleri yaşar. Bugün burada çok daha az kaplumbağa var. Yasak olmasına rağmen avlanıyorlar. Ama çoğunlukla doğal yaşam alanları yok ediliyor. Kaplumbağalar bir otelin yanında diğerinin açıldığı sahillere yumurtlayarak çoğalıyorlar. Sonuç olarak üreme çağına ulaşmaları onlarca yıl alan kaplumbağalar için çoğu zaman yer kalmıyor. Neyse ki bunun gibi kaplumbağa çiftlikleri kuruluyor. Bu insanlar kaplumbağaları korumaya kararlılar ve böylece 21. yüzyılda soyları tükenmeyebilir. Tanklar 600 kiloya varan dev kaplumbağalardan en küçük yavrulara kadar her boydan kaplumbağayla dolup taşıyor. Yerel bakıcı kaplumbağaların yüzemediğini ama suda uçtuğunu söylüyor. Yüzgeçlerinin hareketi gerçekten de kuş kanatlarının hareketine benziyor. Bu kaplumbağalar oldukça hızlı hareket etmeyi başarıyor. Cayman Adaları yılın büyük bölümünde güneşli bir cennettir. Ancak sonbahar geldiğinde kasırga mevsimi başlar. Çoğu kasırga Cayman Adalarını ıskalar. Ancak bu kadar yakından geçmelerinin yan etkileri güçlü rüzgarlar ve yoğun yağışlardır. Kıyıdan sadece kısa bir mesafede alışılmadık bir yaratıkla daha karşılaşıyoruz. Sıkı bir şekilde korunan bu vatozlar biraz kauçuk eşkenar dörtgene benziyor. Burada görülenler insanlara alışkın hale gelmişler. Bir ikram karşılığında sevilmeye, hatta tıpkı bir elektrik süpürgesinin başlığı gibi kendilerini insanlara bağlamaya hazırlar. Planktonlarla beslenirler ve dişleri olmadığı için zararsızdırlar. Vatozlarla yüzmenin tedavi edici olduğu söylenir. Vatozlar aslında şefkatli ve sevimli görünürler. Kanatlarıyla bir insanı kucaklayıp öldürebilecekleri hikayesi sadece bir inanıştan ibarettir. Kuyruklarında hafif zehirle donatılmış bir diken var. Ama bunu sadece aşırı durumlarda kendilerini savunmak için kullanıyorlar. Vatozlar ve diğer birçok deniz hayvanı Cayman Adalarını bir dalış cenneti haline getirmektedir. Sonbahar dalgalar ve görünürlüğü azaltan çalkalanmış kum nedeniyle en iyi zaman değildir. Olumsuz hava koşullarına rağmen her şekil ve renkte çok sayıda balık vardır. Bu sualtı bahçeleri şaşırtıcı derecede kırılgandır. Denizlerin giderek ısınması, giderek şiddetlenen fırtınalar ve Kuzey Amerika'dan gelen akıntıların getirdiği kirlilik yıkıcı etkiler yaratmaktadır. Balık popülasyonu yerel sularda doğal bir düşmanı olmayan çarpıcı ama zehirli aslan balığı tarafından da tüketilmektedir. Büyük olasılıkla bir kasırga sırasında birinin akvaryumundan buraya gelmiştir. Küçük Brak Adası'nda sadece 15 kişi yaşıyor. Hiçbir endüstri yok ve dolayısıyla kirlilik de yok. Sonuç olarak doğa eşsiz güzelliğini korumuş.
Brak, eski Galce'de uçurum anlamına gelmektedir. Adanın tamamını kaplayan uçurumlar 43 metre yüksekliğindedir. Bu kayalıklar beyaz perdede Steve McQueen'in Kelebek filminin bir sahnesinde kendini bu uçurumdan azgın okyanusa atmasıyla ünlenmiştir. Kireçtaşı masifi güzel tuzlu su göllerini korur. Her zaman mevcut olan sakız ağaçları deniz suyunu işleme kapasitesine sahiptir. Bu sakız ağaçları da ada için çok önemlidir. Çünkü kökleri adayı bir arada tutar ve sık sık yaşanan fırtınaların saldırısından korur. Sonuç olarak burada inanılmaz çeşitlilikte bir ekosistem varlığını sürdürmekte ve muhtemelen adanın en büyük hazinesi haline gelmektedir. Rebecca'nın mağarası ulusal bir anıttır. 1932 yılında yaşanan korkunç bir fırtına bu aileyi bu mağaraya sığınmak zorunda bıraktı. Küçük kızları Rebecca fırtına sırasında yaralanmış ve ne yazık ki mağarada hayatını kaybetmiştir. Efsaneye göre kızın ruhu göklerden merhamet dilenmiş ve böylece ailenin geri kalanı kurtulmuş. Adadaki tek mağara burası değildir. Brak kelimenin tam anlamıyla baştan aşağı delinmiştir. Bu da onu her türlü böcek ve nadir yarasalar için mükemmel bir yaşam alanı haline getirmektedir. Kırmızı ayaklı sümsük kuşları gibi büyük kuşların yaşadığı bir alan adanın büyük bir bölümünü kaplıyor. Güney yarımküredeki en büyük koloniler tam buradadır ve küresel boyutta bile benzersiz bir kolonidir. Sümsük kuşlarının yanı sıra nesli tükenmekte olan fregat kuşları ve birçok nadir balıkçıl türü de burada yuva yapıyor. Adalara neden Cayman Adaları denildiği biraz gizemini koruyor. Burada timsah yoktur. Bunun nedeni muhtemelen Sir Francis Drake tarafından yapılan bir hatadır. Bu garip kertenkeleleri bir tür timsah olarak düşünmüştür. Söz konusu kertenkele sadece Cayman Adalarında bulunan ve nesli tükenmekte olan mavi iguanadır. Kolonileşmeden önce iguana bol miktarda bulunurken birkaç yıl önce sadece 15 tane kalmıştı. Sabahın erken saatlerinde hava serin ve kapalı olduğunda iguanalar çok koyu renklidir. Ancak sıcaklık arttıkça renk değiştirirler. Sıcak olduklarında ya da heyecanlandıklarında güzel bir mavi renge bürünürler. Özellikle de üreme dönemindeki erkekler. İguanalara ve nesli tükenmekte olan tüm türlere Cayman Adaları'nda uzun ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Gezegenimizin mucizevi köşelerine yaptığımız yolculuk şimdilik sona eriyor. Zorlayıcı ve cömert dünya gezegenimizin bir sonraki keşfinde, Avusturya'nın zengin Salzburg bölgesinin gizemini,
Portekiz'in henüz kitle turizminden etkilenmemiş, bozulmamış doğal güzelliğini ortaya çıkaracak ve her şeyi küçük bir yüz ölçümünde hem vahşi bir sahili hem de karla kaplı dağ zirvelerini keşfedeceğimiz olağanüstü Korsika adasında tamamlayacağız. Hepsi doğanın mucizelerinde. Umarım bize katılırsınız.